Şöyle bol yağlı bir tavuk döner olsaydı da yeseydik diyenleri üzecek bir haber sıradaki de. Dinleyin efendim, tavuk dönere yeni standartlar geldi. Bakın artık eskisi gibi satılamayacak. Peki tavuk dönerdeki o standartlar neler, ne olabilir? İzleyelim görelim. Yağsız. Kesinlikle yağlı. Yağlı daha iyi oluyor. Daha güzel. Cızır cızır yağ sesi. Lezzetin ta kendisi. Ama fazla yağlara elveda denilecek olan tavuk döner artık cızırdamayacak. Soslusu sossuzu, ekmeklisi lavaşlısı. Hepimizin sıkça tükettiği tavuk dönere yeni düzenleme geldi. Ben döneri fazla yağ olmasını istemiyorum. Normal, çok da yağsız olmasını istemiyorum. Orta kararında olur mu güzel oluyor. Yağlı seviyorum. Çünkü yağın daha tat verdiğini düşünüyorum o yüzden. Fark etmez bana ya. Tadı güzel olsun yeter. Yeter ki döner olsun. Aynen. Tarım ve Orman Bakanlığı tavuk dönerde standartları değiştirdi. %20 olan yağ oranını %15'e düşürdü. Yediğim bir yer olmuştu. Burada o çok yağlı yapmıştı tavuk döneri. Ben rahatsızlandım. Yağ oranının az olması benim için iyi bir şey yani. Yani fark etmez aslında ama şu anki nasılsa şu anki çok güzel. Bazı dönerciler tavuk dönerde az yağ kullanmayı düzenlemeden önce uygulamaya başladı. Bazıları da ne kadar çok yağ o kadar lezzetli döner dedi. Zaten %10 civarında falan katıyoruz. Yani %15, %20 değil, fazla gelir çünkü. İnsanların sağlığı için fazla yağ katmıyoruz biz. Ne kadar düşürürsem dönerin o kadar kuru olması demek. Bakın gördüğünüz gibi çok hafif bir yağlıdır. Aşırı yağ yapmaz. %20, %25 bence idealidir. Şöyle de yağlanma gözükebilir dönerde.